Şimdi marifet bu hadisleri inkar etmeyi, Efendi Hazretleri'nin sözlerini cerh etmeyi dergide yapmasaydı, bunları Oda TV bilmem ne haber yapmasaydı, biz şimdi bunu gidip de sizin önünüzde niye söyleyelim? He? Sen başlattığın zaman benim cevap vermem icap. Öyle mi diyeyim? Evet. Ebu Bekir Sifil Hoca arasa telefon etseydi, bu kefen meselesi nedir deseydi, ben ona izah edemez miydim? Ederdim. İlmiden de ederdim. Fiyattan da ederdim. Ama sen İhsan eli açığın gibi efendim fasığı bırak. Artık ilerisi var yani. Adam beş vakit namaz farz değil diyor ya. İhsan eli açığın adını vererek gazetede beni bu kadar tanıyorsun, bu kadar hukukumuz var. Yani böyle bir haberi yazıp kendi masumiyetini hadi ispat et bakalım. 375 liraya kefen. Ulan 375 liraya kefen mi olur? Mezar alırsın be o paraya. Yani böyle bir şey alakamız yok. Bursa'da bir adam buradan almış, iki katına çıkartmış, satmış. E bu adamı sen şey diyorsun. İşte ki sakalı şerif, saçı şerif satılır mı ya? 50 bin, 40, 30 bin, 50 bin dağıtmıyor muyuz size? Ki bir kuruş istedik mi ya? Adam almış, Tokat'a mı gitmiş, nereye gitmiş, çoğaltmış, satmış bilmem. Ne haberimiz var? E geliyorsun bu iftiralara, alet oluyorsun. Peki sen bunu bana özelde arayıp soramaz mısın? E niye gazetede yazdın? E gazetede yazıp beni Halk TV'lere, Oda TV'lere, bu kadar efendim din düşmanlarına malzeme veriyorsun. E ben cevap verme gerekmiyor mu? Benim bütün konuşmalarım savunmadır. Hiçbir saldırı olmamıştır. Hiçbir zaman ehli sünnet hocalara başlatan ben olmadım. Ama mecbur kalıyorsun kardeşim. Yani bu televizyonda kuruluk efendim senden izin istediğimde keyfine zevkine vermedi yani. Dedi ki Ahmet bizi mecbur bıraktılar cevap vereceğiz dedi bana. Bu televizyonun fetvası efendinin sözü aynen budur. Mecbur bırakıldık. O kader inkar ediyor, o şunu inkar ediyor. İşte adam kalktı, hadisleri inkar ediyor. Radyo televizyon olmasa nasıl duyuracağız milleteki hadisleri? Efendi Hazretleri'nin yolu bu değil. İşte vasıtalar bak, mecbur bıraktılar. Ahmet cevap vereceğiz. Çünkü iman gidiyor, vatan gidiyor. Öyle mi?